Öncelikle Trabzonspor'a transfer sürecini tekrar bize bir anlatır mısın? Çünkü uzun bir süreç oldu. Farklı takımlarla da ismin oldu. Trabzonspor'u tercih etme sebebin, o süreçte neler girişini bize tekrar anlatır. Gerçekten çok uzun bir transfer süreci olmuştu. Ama Trabzonspor'un netleşmesi milli takımdan sonra olmuştu. Buraya seçmemde en büyük etken de buradaki ortam, buradaki hoca, hocanın benimle iletişimi. Burada olduğum için de çok mutluyum. İyi ki burayı seçmişim. Tabii ki beni pozitif yönde etkiliyor. İkisi de çok büyük ve çok değerli oyuncular. Doğucan da aynı şekilde. Umut Bozok da zaten geçen seneden gol kralı olmuştu. Gelmeden önce de konuşmuştuk. Zaten burayı sormuştu bana. Ben de zaten her şeyi anlattım burayı. Onun da tercihi burası oldu. İkisi adına da çok mutluyum. 15 gol atacağına inanıyor musun? Ya inanıyorum. İsterse atar. Nurgül Günaydın Futbol Arena. Öncelikle yeniden hayırlı olsun diyelim. Sağ olun. Trabzonspor geçtiğimiz yıl şampiyon oldu biliyorsun ve hedef her zaman daha da yukarılara çıktı. Ancak bu sene Şampiyonlar Ligi ön elemesinden elendi Trabzonspor. Fakat siz yine bir Avrupa deneyimi yaşayacaksınız. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Zorlu maç fikstürü bekliyor yine Trabzonspor. Bunlarla alakalı neler söyleyeceksiniz? Şampiyonlar Ligi'nde istemediğimiz bir sonuçla ayrıldık. Çok üzüldük burada. Ama Avrupa Ligi devam ediyor. Tabii ki elimizden geleni yapacağız. Çok uzun bir maraton var önümüzde. Çok maç var. Bu maçlardan istediğimiz oyunlarla, istediğimiz sonuçlarla ayrılmak istiyoruz tabii ki. İşimiz zor biliyoruz ama elimizden gelen en iyisini yapacağız. Trabzonspor'da özellikle sol bek bölgesinde genelde hep yabancı oyuncular ağırlıklı oynadı son dönemde. Sen bir yerli oyuncu olarak bu bölgeye geldin ve şu ana kadarki performansın da gerçekten çok iyi gidiyor. Sağ ol. Abdullah Ercan'la kıyaslanıyorsun. Bir Trabzonspor'da da çok ciddi işler başardı. Daha sonra transfer olduğu takımlarda. Bu kıyas için yorumun nedir? Bir de yerli sol bek olarak burada olmak neler hissettiriyor? Öncelikle bu yorum için herkese, bu kıyaslanma için herkese teşekkür ederim. Gerçekten çok büyük bir isim. Gerçekten bir efsane. Yerli olarak da aslında sol bek mevkisi çok futbolda bulunan bir mevki değil. Özellikle ben de yerli olarak elimden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorum. Trabzon'da, milli takımda. Ülkemi bir şekilde temsil etmeye çalışıyorum. Bunun için elimden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğim. Trezi ile ilişkimiz daha öncesine dayanıyor aslında Kasımpaşa'ya. O Kasımpaşa'ya geldi, ben de altyapıdaydım. O zaman yine takımla idmanlara çıkıyordum. Hatta ilk geldiğinde ona bir fotoğrafımızı göstermiştim beraber çekildiğimiz. İletişimimizi, uyumumuzu böyle devam edeceğini düşünüyorum. Dediğim gibi çok uzun bir maraton var önümüzde. İnşallah ikimiz de takımımıza en iyi şekilde katkı sağlayacağız. Tabii ki buradaki en büyük hedefim bir şampiyonluk daha yaşamak istiyoruz takımca. Bunun için çalışıyoruz. Ondan sonra her Türk futbolcunun, her futbolcunun hayali olan bir Avrupa hedefim var tabii ki benim de. Ama öncelikle Trabzonspor forması giyiyorum. Burada elinden gelen her şeyin en iyisini verip ondan sonra bir Avrupa yolculuğu neden olmasın. Hedeflerimden bir tanesi. Avrupa'da hangi ülke oynamak isterdin? İngiltere Ligi'nde oynamak isterdim. Daha yakın görüyorum kendime. İnşallah bir gün olur. Hedefim İngiltere Premier Lig'de oynamak. Transfer dönemlerinde çok dahil oluyor ve istediği oyuncuyla zaman zaman görüşmeler de yapıyor transfer edebilmek için. Futbolcularla iletişimi çok iyi. Hoca ile ilgili neler söyleyeceksin? Bizde iletişimi çok iyi. Saha içinde, saha dışında, oturduğumuzda, yemekhanede falan. Gerçekten hani bize çok değer veriyor. Bizim bunu hissetmemiz futbolcular olarak çok önemli gerçekten. Hepimiz bir forma için, bir arma için saha içinde savaşıyoruz, mücadele ediyoruz. Bunun dışında, saha dışında da işte birbirimizle iletişimimiz iyi olduğu için hocalarla gerek, işte takımla arkadaşlarımızla beraber. Bu da zaten saha içine yansıyor. Dediğim gibi hocamızın, çalışanların, personellerin, herkesin yani bizle iletişimi çok iyi. Bizim de onlardan aldığımız geri dönüş veya bizim verdiğimiz geri dönüşler çok iyi bir durumda. Böyle devam edeceğini düşünüyorum. Tabii Süper Lig yarışı daha sezonun başı ama Trabzonspor'da transferler geliyor, giden oyuncular oluyor. Şu an için hazır mı Trabzonspor takımı lig yarışını sürdürebilmesi adına veya işte transferlerin
değişmesi sürekli, işte takımın değişmesi etkiliyor mu süreçte? Tabii ki uyum süreci denen bir şey var futbolda. Etkileyebilir mi? Etkileyebilir. Lige gelirsek de dediğim gibi çok uzun bir maraton var önümüzde. Çok maç var. Biz de yani insan olarak normalde yoruluyoruz bazen. Bazen sahada istediğimiz performansları veremiyoruz yani. Ama dediğim gibi hedefimiz var. Hedefi olan bir takımız. Bunu da saha içinde veya saha dışındaki taraftarlarımıza göstermek istiyoruz. Özellikle son dönemde dünyada futbol çok ciddi şekilde değişiyor ve bek oyuncuları artık defansif özelliklerinin yanı sıra daha çok ofansif katkılarıyla da dikkat çekmeye başladı. Evet. Sen bu özelliklerin hakkında neler söylesin? Yani ofansif anlamda kendini nerede görüyorsun? Bir defansif bek özelliği için neler söylesin? Aslında oyunu iki yönü de oynayabilen bekim. Kendime bir özel işleri yapmam gerekirse savunma yönümü daha çok geliştirmem lazım. Ofansta biraz daha rahatım ama savunma yönümde geliştirdiğim zaman çok dominant bir bek olacağımı düşünüyorum. Taraftarla ilgili neler söyleyeceksin? Trabzonspor'un gerçekten Türkiye'de örnek gösterilecek bir taraftar kitlesi var. Özellikle geçtiğimiz yıldan beri çok mükemmel şeyler de yapıyorlar. Evet. Gerek koreografiler, gerek şampiyonluk kutlamaları. Sen de bu yıl taraftarla tanıştığın transferinden sonra neler söyleyeceksin? Aslında ilk tanış... Aynen. İlk tanışmamız geçen sene işte Kasımpaşa Trabzon maçındaydı. Trabzon Kasımpaşa. Hani gerçekten çok müthiş bir atmosferi vardı. Onu buraya gelince daha fazla hissediyorum aslında. Bize olan destekleri, bizim yanımızda olmaları. Ki İstanbul'daki Süper Kupa maçında da inanılmaz bir taraftar vardı. Bizim onlardan tek isteğimiz bizi her koşulda desteklemeleri. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Ya bence günümüz futbolunda bunu en iyi yapan oyuncu Milan'daki Theo Hernandez. İzliyorum her maçını, kaçırmamaya çalışıyorum. Hatta dün de vardı maçı, onu da izledim. Kendime yakın olarak fiziken de, yaptığı işler de kendime yakın olarak görüyorum. Bence şu an futbolda en iyisi o diyebilirim. Peki,